Öncelikle vurgu yapılması gereken bu kanuna ne kadar ihtiyaç olduğudur. Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Kütahya Şube Başkanı Yücel Akgün yaptığı açıklamada sağlık alanlarındaki istihdam yetersizliğinin çalışanların iş yükü altında ezilmesine neden olduğunu dile getiren Avrupa Birliği ülkelerindeki meslektaşlarına göre sağlık çalışanlarımız en az 3 kat daha fazla çalışmaya mecbur bırakılıyor dedi. Akgün, mesai saatlerinin belirsizliği ve nöbet sürelerinin uzunluğu sağlık çalışanlarımız için en önemli sorunlardandır. Diğer kamu çalışanlarından farklı olarak daha önce yıllardır günde 9 saat çalıştırılan tam gün yasasındaki resmi düzenleme ile haftalık 8 saate indirildiği söylenen mesai saatleri halen ve fiilen 9 saat olarak uygulanmaya devam edilmektedir dedi. Hasta memnuniyeti ve hasta sayısı çok artmış. Artık bu dönemde sağlık çalışanı memnuniyetine eğilmek gerekirken sağlıkta köklü değişikliğe girilmiştir. Bu değişiklikten önce ihtiyaç duyulan çalışan sayısının artan hasta sayısına oranla yeteri düzeye çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca bu yeni müdürlüklerin kurulmasında sağlık çalışanlarına kulak vermeyen yöneticilerin atanmamasına dikkat edilmelidir. Akgün, sağlık çalışanlarına ödenen döner sermaye oranlarındaki belirsizlikler ve değişiklikler her geçen gün iş motivasyonunu daha da bozmakta, çalışanlar arasında çatışmalara neden olmaktadır. Mevcut performans sisteminin deyim yerinde ise son kullanma tarihi çoktan geçmiştir dedi. Döner sermayeler maalesef adaletsiz. Aynı işi yapan, yan yana çalışan personelin bile döner sermayelere farklılık göstermektedir. Değerli sağlık çalışanları, Sağlık Sen olarak Sağlık Bakanımıza sunulan ve torba yasa içerisinde yer almasını istediğimiz bazı taleplerimiz şunlardır. Döner sermaye tavan oranlarında yaşanan eşitsizlikler giderilmelidir.